Ya benim programımı yayınlayın. Pişir Yedir Kazan programı. Pişir Yedir Kazan'ı yayınlayın, evet, lütfen. Istiyorum. Lütfen. Bak program. Safiye Soymam geliyor. Hoş geldiniz. Dur. Ne olmuş saçların ayol? Bayağı aynı saç. Hayır. Sarı mı? Beyaz gibi. Yok. Geldi bana. Beyaz gibi. Işıktan mı? Ama ışıktan, o da yakışmış ışıktan. Ayol. Vallahi güzelsin ha. Devam. Teşekkür ederim. Merhaba. Değerli jürimize dönüyorum. Şimdi ne istiyorsun bizden? Ne dakikası istiyorsun? İsotunu gerçekten çok fazla attın. Abarttın. Karabiberini atmalısın. Dur! Safiye, ne yapıyorsunuz burada efendim? Pişir Yedir Kazan programı yapıyoruz. Gündüz öğlen 13'te Kanal D ekranlarında. Güzel. Ondan sonra ben onun tadım aşaması yapıyorum ve jürideyim orada. Jüridesiniz. Evet, Nastasya'mız var. Dominik ülkesinden gelme ve stilist. Dizaynı yapıyor, masa dizaynı. Güzel. Ondan sonra Rafet İnce de Türkiye'de, dünyada ya madalyalar almış. Bir dakika dur. Ya bir dakika, karıştırma, ben sana karışıyor muyum? İyice salaklaştın ya. Allah Allah. Ben susar mısın bir ya? Ne yaptın? Jüride ne yapıyorsun? Rafet İnce, jürileri anlatıyorum. 3 kişiyiz. Vallahi yani ona, hakikaten ona... bu sizin varlığınız o kadar hoşuma gidiyor ki sanki evde sofrada oturuyoruz, anamla babam kavga ediyor. Vallahi ya o kadar iyi hissediyorum kendimi ya. Onlar tartışınca bile hoşuma gidiyor. Ayol. Hemen evet. Karışıyor ya her şey. Abi anlat, jüride ne yaptın? Tamam, anlatayım. Ne yapıyorum? Çok işte ben jürideyim. Dur abi dur, bir şey anlatayım. Ben jürideyim, bir dakika susun. Özür dilerim Mustafa. Ondan sonra. Şimdi hemen geleceğim. Yemek tadına bakıyorum, not veriyorum. Ev hanımları yarışıyor veya çalışan hanımlar. Çok güzel. Haftanın 5. günü 10.000 TL para veriyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba, gündüz 13'te başlıyor. Harikulade. Evet. Parayı veriyor musunuz? Veriyoruz. 10.000 TL kazanana para veriyoruz. Yani bir sıcak, bir soğuk, bir tatlı yani yapıyoruz. Onlar güzel yaptığı zaman ben puanlarını 10 veya 5, 6... Hangisi? Kaç puan yani? Kaçtan kaça kadar puan veriyorsun? 10'a kadar veriyorsun. 10'a kadar. Evet. Ancak bir kişiye 10 puan verebildim. Lütfen bak, çok egoistsin. Gerçekten çok egoistsin ha. Ben sana karışır mıyım senin programlarına? Hayret. Kendine gel. Yani anlatıyorum, uykun geldi. Ben hani bir kere bir çekim için bir gece sizde kalmıştım ya. Evet. Vallahi yine gelmek istiyorum. Gel. O kadar kendimi iyi hissediyorum. Gel. Devam. Evet, programımı suda bekletilmeli. 7 puan. İçli köftesini beğendim. Yanlışlarını söylemek istiyorum. Ellerini yıkamadan başladın. Domatesin kabuklarını soymadın. O baklava değildi. Kendine has bir tatlıydı. Neyse, bir dahakine inşallah diğer yarışmacımız güzel sunumlar yapar da biz de halkımıza güzel bir örnek teşkil edelim, gösterelim. Hop be! Bravo! Pişir Yedir Kazan her gün öğleden sonra bir de Kanal D'de. Sizinle ilgili bazı skandal kasetler var elimde. Ne gibi mesela? Çok görelim. Merak ettim. Geçmişini silemezsin Safiye Soyman. Ta 80'li yıllardan beri sen ve Kadife Ses'in hayatımızdasınız. Tabii bir de kaşların. Hep büyük takılar taktın. Mesela küpelerin. Küpelerin hep devasaydı senin. Kolye niyetine kısmi chainmail zırhlar kuşandığını da hatırlıyoruz. Ne oldu? Sonra kaç yaşındasınız efendim burada? Orada mı kaç yaşında oluyorum? 30 yaşında. Ha şeydekine mi? İlk önce mi? İlk. Bir dakika. İlk önce. Çocukları lütfen odaya götürün. Anneleriyle babaları kavga ediyorlar galiba. Devam. Sonra Faik Öztürk'le tanıştırdın bizi. Gerçi bayağı bir özet geçtin onu tanımlarken ama olsun. Kebapçı kendisi, kebap... Yani nasıl meslek sıfatı veriyor Safiye? Bize Faik Öztürk'le ilgili verdiğin malumat mesleğiyle sınırlı kalmadı üstelik. Şeyle siz... çok küçükmüş. Yani şoförle böyle konuşulur mu ya? Adama şeyin de küçükmüş değil. Bakayım. Bakayım ne kadar o. Malumat vermeyi seviyordun. Mesela ayıların ekosisteme faydalarına dair çok ilginç bilgiler verdin bizlere. Hatta ayıyla çiğnetiyorlardı bile. Benim rahmetli anneannem sırtını çiğnetirdi. Eşeklerle ilgili bir benzer bilgiyi de Yılmaz Morgül'den almıştık. Bursa'da ilk kez hayatımda eşek sütü içtim. Öğrendim ki, araştırmalardan öğrendim ki anne sütüne en yakın süt eşek sütü. Keçi sütü dedim. Adana Sinema Müzesi'ni tanıtırken Faik Öztürk tam da sinema, kültür ve sanat temalı bir kombin giymişti. Sense konuyla çok da örtüşmeyen, nispeten spor ve gündelik bir kıyafet tercih etmiştin. Adana'nın sinemaya verdiği desteği
kültür ve sanata verdiği desteği 70 milyon kişiye ispat edilmiş bir şehirdir Adana. Faik Öztürk seni senin deyiminle kebapçılığa tam olarak çekememişti. Sen hala balık yemelere özeniyor, hatta Faik Öztürk'ü balıkçı zannettiğin çok farklı mekanlara götürüyordun. Ya. Bir gün eve geldim, beni dedi balık yemeye götür dedi, balık yemeye. Şarkıda Atakule var. Onun önünden devam ettim. Solda dedi bir balıkçı açılmış, orayı kaçırma dedi. İndim, Safiye'nin kapıyı açtım. Elinden tuttum. Diyorsa kapıda bir bekçi var. Hayırdır dedi beyefendi. Dedim lokantaya geldik dedim. Ne lokantası dedi. Dedim abi burada lokanta varmış, ona yap. O partinin amblemi Yunus balığı ya. O amblemi lokanta zannetti Safiye. O seni kebapçı yapamadı. Fakat sen onu şarkıcı yapmayı başardın. Seni sevdim bir gün gibi vay vay. Sanardı benziyor. Ay. Abi çok iyisiniz ya. Ve o program harikulade. Şimdi... Bir kere bir Flash TV yapımı değil mi? Evet. Flash TV yapımı. İç yapım. Flash TV'de bir de bir iç yapım program. Ve orada bayağı bir bir şeyler veriyorsunuz galiba. Tabii. Şimdi Okan'cığım, eğer sosyal içeriği olan bir program olursa, bizim de insanlara faydamız olan bir program olursa yapacağım dedim. Şimdi Türkiye'de büyük, ekonomik sorunlar büyük. Türkiye'de nişanlı çiftler var, bir türlü evlenemiyorlar. Hepsinin başı ekonomiye dayanıyor. Ve 20 yıllık evli, doğru dürüst evinde eşya yok. Ha. 3 çocuk var ki. Şimdi bizim Flaş'taki telefon numaradan arıyorlar. Erzurum'dan aradı. Erzurum'dan evinden alıyorum. İstanbul'a getiriyorum. İstanbul'da otel... Siz yapıyorsunuz bunu. Her şeyi. Her şeyi. İstanbul'a getiriyorum, otelde yatırıyorum. Akşam programa çıkarıyorum. Programda onlara bir düğün yapıyorum. Gelinlik ve damatlık gibi meşguliyeti var. Onlar o programda yatak odası takımı, yemek odası, salon takımı, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, elektrik süpürgesi, ütüye kadar hepsini bir ay sonra götürüp teslim ediyor. Kaçta yayınlanıyor bu program? Akşam 8'de 11 arası, salı akşamları. Ve kendisi eşyaları biliyor musun taşıyor gidiyor. Maşallah. Devam. Faik Öztürk sana karşı hep aşırı derecede romantik oldu. Sana olan hitaplarından belli oluyordu bu. Hadi pehlivanım otur bir daha. Diyor bak. Hiç. Sağ ol pehlivanım. Koyabilirsin. Veya sana yaptığı muhteşem jestlerden. Safiyan Faik Bey dedi şey yaptı, çiçek gönderdi dedi. Bir kamyon dedi bana. Çok mutlu oldum. Zannettim ki benim için gönderdi. Meğerse eve bahçeye ekilmesi için göndermiş. Böyle de şeydir bu, odundur yani. Ve tabii bir de romantik akşam planlarında. Şimdi bugün ne yapacağız? Safiyeciğim, denize ayaklarımı sokayım, sen yüz. Ondan sonra akşam da şey yaparız, maç var, maç seyrederiz. Faik Öztürk'ün aşırı romantik mizacı sana hitaben inanılmaz romantiklikte birçok evlenme teklifini de beraberinde getirdi. Nerede? Bir lüzumsuz yerlerde evlenme teklif ediyorsun. Ha, Bolu Dağı'nda yaptıydım. Nasıl yaptınız? Orada gittik mangal yaktık, 2 kilo et yedik, çay geldi. Çok romantik. Orada da söyledi, benim evlenir misin? Şöyle bir soruyu sorabilen insan zaten kötü bir insan olamazdı. Ay taksana. Kardeş onun kilosu kaç kilo? Aynı. 30. Kaşındırır mı? Safiye 65. Bizimkini hayda hayda dayanır. Ay hakikaten mi? Mesela ben bilmem eşim bilirin anla beni bölümü bazı eşleri zıvanadan çıkartmayı başarmıştı. Oysa Faik Öztürk onu çok kızdırdığın zamanlarda bile gayet naifçe tepkiler verdi. Kan. Kelle. Abi dişin çıkacak. Allah canından diye kelle. Manyak, kelle! Zaten o da senden çok daha başarılı sayılmazdı bu konuda. Tavuk. Yavrum. Tavuk. Sabun. Tavuk, tavuk. Aslan. Faik Öztürk'ün uzmanlığı daha çok rodeo üzerineydi. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Yok lan işte. Hacı baba. Hacı baba. Safiye Soyman, geçmişini silemezsin. Sen de Faik Öztürk.